YouTube'da Emre Kulcanay, EKTV'ye hoş geldiniz. Ekonomideki önemli sorunları ekonomist Onur Çanakçı ile konuşmaya başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Onur Çanakçı. Hoş bulduk Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Onur Çanakçı, önümüzdeki hafta faiz açıklanacak. Kapalı çarşıda dolar 33.10'u geçmiş durumda. Ama bunlardan daha önemlisi derinleşen bir yoksullukla karşı karşıyayız. Bu yoksulluğun içinde de emeklilere 2500 TL zam yapıldı. Nasıl toplayacağız bu gündemi, nasıl yorumlayacağız? Şimdi şöyle söyleyeyim bir kere. Önümüzdeki hafta yapılacak olan faizde faizi artıramazlar, indiremezler, pas geçecekler. Neden? Çünkü indirme şansları yok. Bu carry traderlar dediğimiz yurt dışından uygun faizli, maliyetli paraları alıp Türkiye'ye getiren ve Türkiye'den kaçırdıkları parayı yurt dışında bankalara koyup bankalardan back to back kredi alan insanlara para kazandırmakla meşgulüz. Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu sistem aslında ikinci bir kur korumalı mevduat. Yabancı değil mi? Yabancı sermaye, yabancı fonlar değil mi? Nasıl yani? Hayır. Türkiye'den aldıkları parayı yurt dışına götürüyorlar, bizi satıyorlar. Derenin taşıyla derenin kuşunu mu vuruyorlar? Sadece yabancılar değil. Yani %20'si %30'u yabancılardır. Ama geri kalanı bizim buradan parayı götüren, kaçıran, bir şekilde yurt dışında parası olan ve bu parayı mesela sizin bir bankanız var, getiriyor size, diyor ki Emre Bey, diyor bak benim, diyor burada atıyorum 250 milyon dolar param var. Sana, diyor, bu parayı veriyorum. Sen bu parayı alıyorsun, bloke ediyorsun ve bana kredi veriyorsun. Normal ne kadar mesela kredi şu anda senelik, örnek veriyorum, farazi konuşuyorum, %3. Sana %1,5'tan veriyor krediyi. Neden? Çünkü zaten kendi paranı verdiriyorsun. Tamam mı? Şimdi bunu aldıktan sonra geliyor Türkiye'ye 250 milyon dolar para koyuyor, para bozduruyor. Bizimkiler diyorlar ki sen nereden buldun bu parayı, diyor. Yurt dışında falanca bankadan kredi aldım. İşte burada, diyor, belgesi, buyurun bakın, diyor. O arkasını bilmez, onun background'unu bilmez. Bakıyor, evet, gerçekten kredi almış ve bu kredilerle tekrardan buradan kaçırdıkları ve vergisini vermedikleri, vergilendirmedikleri kazançların dönüp bir de faizlerini alıyorlar bizden. Kimden alıyor? Dar gelirli vatandaştan alıyor. Kimden alıyor? Emekten alıyor. Kimden alıyor? Yetimden alıyor. Duldan alıyor. Kimden alıyor? Asgari ücretten alıyor. Kısacası bu ülkede geçim sıkıntısı çeken insanlardan alıyor. Şimdi bu durumda... Bu yüzden mi yoksullaşıyoruz? Hayır, bu yüzden yoksullaşmıyoruz. Kötü yönetildiğimiz için yoksullaşıyoruz. Kötü yönetilmeyi kendimize yakıştırdığımız için yoksullaşıyoruz. Kötü yönetilmeyi alkışladığımız için yoksullaşıyoruz. Muhalefet partimizin zayıflığından dolayı yoksullaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Birçok etmen var. Yani bir meclis düşünün. Bu mecliste muhalefet yok. Muhalefet yok. Kim var? Herkes kendine göre iktidar. AKP de kendine göre iktidar. CHP de kendine göre iktidar. DEM Parti de kendine göre iktidar. İYİ Parti de kendine göre iktidar. Herkes iktidar. Muhalefet yok. Bu ülkede vatandaşın hakkını, hukukunu savunacak olan bir muhalefet yok. Kimse de demiyor ki kardeşim bu insanlar bu enflasyonun altında daha ne kadar dayanacak? %25'lik bir artış yapıldı. O da 10 bin lira alana. 15 bin lira alan, 20 bin lira alan emeklinin şey neydi, günah neydi? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ayrımcılık değil mi bu? Ayrımcılık. Yani Mehmet Şimşek geldiğinden beri bu milletin faydasını olabilecek, bu milletin yararını olabilecek bir şey yapmadı ki. Faiz artışı, o nebati de yapardı yani giderek. Onda da bir sorun yok. Yani sözünüzü Emre Bey, işler iyi gitmiyor. İşler daha da kötü yerlere gidiyor. Bugün sizin -61 milyar dolar, Mehmet Şimşek'in deyimiyle söylüyorum, -61 milyar dolar kasadan artı 12 milyar dolar kasaya çıkmışsınız. Merkez Bankası rezervlerinde, net rezervlerinde. Şimdi siz bunlardan swapları ve carry trade paraları çıktığınız zaman otomatik olarak gene cebinize kalacak olan para -61 milyar dolar. Yani siz ülkenin şu anda sadece bir şekilde uzun vadeli para bulabilmek için zaman kazanıyorsunuz. Tıpkı kur korumalı mevduatta olduğu gibi bir şekilde zaman kazanıyorsunuz. Ve bu kazandığınız zaman da gelmiş geçmiş en pahalı zamanı kazanmaya çalışıyorsunuz. Ne zamana kadar yapacaksınız bunu? Ne zamana kadar sürdüreceksiniz? Bu milleti ne kadar daha sömüreceksiniz? İşte onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Doları 32'den 33'e ne zaman çıkar diye konuşurken kapalı çarşıda şimdi 33.10'dan satılmaya başladı bile.
Önümüzdeki haftadan itibaren nasıl bir seyir bekliyorsunuz? 2-3 hafta, 4 hafta önce Citibank uzun vadeli TL pozisyonu kapattı. Ne demek bu? Yani Türk lirasından artık yavaş yavaş elimi eteğimi çekiyorum, ben dövize dönüyorum diyor. Türkçe meali bu. Diğer taraftan BofA, yani Bank of America, carry traderları 10 gün önce uyardı. Türkiye'deki carry trade limitinin üstündesiniz, over limittesiniz, dikkat edin dedi. Carry traderler yavaş yavaş böyle kapının yanındaki valizlerine bakmaya başladılar. Şimdi bunun içinde insanlar hiç üstünde vazife olmayan konularla meşgul olup duruyorlar. Bunlardan bir tanesi işte örnek veriyorum. Ne derler? Geçim derdi içinde yanıp tutuşan milletin hiçbir şekilde sorunu çözülmediği gibi bunlardan bir tanesi işte şu şöyle mi olacak, bu böyle mi olacak, koalisyon mu olacak, öbür tarafta giyim kuşam bilmem ne saçma sapan anayasa değişikliği, bunlarla meşgul ediyorlar insanları. Ben şimdi soruyorum Emre Bey, sizin bugün asgari ücretliye, emekliye hakkı olan paraları vermenize engel olacak anayasada hangi madde var siz bunu değiştirmek istiyorsunuz? Hangi maddesini henüz tutuyor? Hangi henüz diyorsunuz ki bu darbe anayasası? 2017 senesinde bu anayasayı kendiniz yapmadınız mı? Yaptığınız anayasa şimdi darbe anayasası mı oldu? Burada bir mantık var mı? Yok. Şimdi ez cümle, Türkiye'de şu anda çok zor günler bizi bekliyor derken farazi konuşmuyorum. Örnek veriyorum, emiş para arzı var. Biraz teknik bir şey olacak ama emiş para arzı, vadeli ve vadesiz mevduattaki para, dolaşımdaki para ve çıkartılan menkul kıymetler. Şimdi bugün bunlara baktığımızda bunların yaklaşık olarak 2023 senesinde Haziran ayında emiş para arzımız 9,7 trilyon lirayken 2024 senesinin Haziran ayında 16 trilyon lira olmuş. Bak 16 trilyon lira. Siz kalkıp da bu kadar bollaştırdığınız bir şeyi, bu kadar fazlalaştırdığınız bir şeyin değerini yükseltemezsiniz. Yani enflasyonu düşüremezsiniz. Siz 90 milyar lira tarıma, çiftçiye, köylüye yardım edip toprağa ekip kendi yiyeceğiniz gıda maddesi, ana gıda maddelerini bir şekilde topraktan almak yerine 90 milyar lirayı onlara vermek yerine eğer 90 milyar lira ödeyip de dışarıdan gıda maddesi ithal ediyorsanız siz enflasyonunuzu düşüremezsiniz. Siz doğrudan yatırım getirip burada insan istihdam ettirip vergi verecek insanlara, bu memlekete katma değer sağlayacak fonu Türkiye'ye getirmediğiniz müddetçe bu getirdiğiniz paralarla ancak insanların ilini kemiğini kurutup faizleri vermişsiniz onun. Yani sözünüzü Emre Kulcanay, bu şartlarla şu anlattığım şeylerden dolayı bu ülkede enflasyonun düşme imkan ihtimali yok. Diyorlar ki enflasyon düşecek. Şu anda kaç? 71,6 TÜİK enflasyondan bahsediyorum. Hani var ya bir tane Genius başkanı var ya TÜİK'in. Toplama çıkarmayı bilmiyor. Ama Genius. Bir başkanları var. Şimdi bu vatandaşın ölçtüğü biçtiği diyor ki 71,60 diyor. Enflasyon diyor işte 60'ın altına düşecek. Bu ne demek biliyor musun? Şunun fiyatı 100 lirayken 71 lira olmayacak da onların hesabına göre 60-160 lira olacak. Yani 171 değil 160 olacak. 100 liralık bir ürünün 11 lira sadece düşüyor. Enflasyon düşmüyor. Enflasyonun artış hızı, yukarı fiyatların fırlama hızı bir lokma yavaşlıyor. O da TÜİK enflasyonuyla, bizim gerçek enflasyonumuzla değil, insanların, bu milletin sokakta yaşadığı enflasyon başka. Artık bunlar ekonominin, hayat sevincinin, kahkahalarımızın içine limon sıktılar. Limonun kilosu olmuş 105 lira, 110 lira olmuş. Limonun tanesi 10 lira. Eskiden çoban salatası olan şeyin ismi güncellendi. Lord salatası oldu. Peki Onur Bey, şimdi turizm değerlendirmesi yapmanızı isteyeceğim. Hani bacasız fabrika diyoruz, oradan döviz bekliyoruz. Öbür taraftan gurbetçiler gelmeye başladı. Daha doğrusu düzeltiyorum, Avrupalı Türkler. Orada biz onlara gurbetçi demiyoruz. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları diyoruz. Onlar da geldiler, fakat şimdi onlar da enflasyon şaşkınlığını yaşıyorlar. Günde 200 euro bozdurup da akşama eve 50 lirayla 100 lirayla dönmenin ve akşam yemeği yiyememenin şaşkınlığını yaşıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz hani O bu yaz olsun. sonu? O olsun. Daha lafınızı bile bitirmeden söyleyeyim. O olsun. Neden o olsun?
Almanya'da veya müferit yerlerde yaşayıp euro ile maaş alıp buradaki insanların sorunlarını bilmeden ülkemizin ve AKP'nin kıymetini bilin diyen insanlar şimdi gelmiş burada enflasyondan eğer şey yapıyorsa, şikayette bulunuyorlarsa daha da beter olsunlar diye öneriyorum. Daha da diyorsun ya 200 euro bozduruyorlar günlük. 100 lirayla 200 euroyu burada insanlar 200 euro dediğin sıfara bugün yaklaşık olarak 7000 lira civarında 7200 lira para yapıyor. Yaklaşık olarak. Bugün dul aylığı. Bir dulun eşinden kalan aylık 7200 lira. Tamam mı? Bunlar gelip de burada günlük olarak bozdurup şeyden şikayet ediyorlarsa enflasyondan Allah bin beter etsin hepsini. Bu kadar söylüyorum. Bundan şikayet edenden bahsediyorum. Bu ülkeye gelip de AKP'nin kıymetini bilin diye oradaki aldıkları arabaya binip kornaya basa basa dat 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 diye burada uzaklaşanlar şimdi enflasyondan eğer şikayet ediyorsa bin beter olsunlar. Umurumda bile değil. Diyelim gelen sorunuza gelecek olursak da şöyle bir şey var. Ülkedeki turizm ve tarım. Bu ülkenin zaten geçim kaynağı iki şeyi vardı. Turizm ve tarım. Şimdi siz çünkü teknoloji ağırlıklı bir şeyimiz yok. Teknoloji ihraç edemiyorsunuz. Teknoloji üretemiyorsunuz. Siz bugün tarımı bitirdiniz. Siz bugün çiftçiliği, siz bugün köylüyü bitirdiniz. Siz bugün hayvancılığı bitirdiniz. Siz savaş halindeki ülkelerden bile bir şekilde gıda maddesi ithal edecek kadar artık işi ilerletmiş durumdasınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Her şeyden önce Türkiye'de şöyle bir sistem var. Siz ne yaparsanız yapın, her şey olursunuz ama bu ülkede rezil olmazsınız. Her şey olabilirsiniz ama rezil olmazsınız. Bugün siz 90 milyar dolar demin söylediğim gibi tarımı destek vereceğinize yurt dışından ithal ediyorsunuz. Şimdi hayvan ithalatını kolaylaştırdığınız dönem Kurban Bayramı. Buğday ithalatını kolaylaştırdığınız dönem buğday hasatlarının alınacağı dönem. Siz hangi ülkeye hizmet ediyorsunuz kardeşim? Siz hangi millete hizmet ediyorsunuz? Siz hangi milletin oylarıyla bu koltuklarda oturuyorsunuz da bu milletin çıkarını korumak yerine bu kadar yabancı hayranlığıyla yabancılara dünyanın parasını kazandırıp fakirden zengine kaynak aktarımı yapıyorsunuz? Yazık bu millete. Bu milletin verdiği her kuruşa yazık. Bu milletin verdiği her lira yazık. Saltanat sürüyorsunuz. Bugün külliye ve kamu özel işbirliği projelerindeki hazine garantileri bu ülkenin en büyük savurganlık kaynakları. İkisinin giderleri azaltılmadan kimse bana tasarruftan bahsetmesin. Hiç kimse bana tasarruftan bahsetmesin. Kimse enflasyonu düşeceğinden de bahsetmesin. Eğer bu ülkede yapışık olmuş %40, %50 olacak olan enflasyonu 3-5 seneden aşağı indirebilecek baba yiğit varsa gelsin. Ben özür dileyeceğim, helal olsun diyeceğim. İndiremezler. İndiremezler. Demin söylediğim gibi sen bu kadar para arzını arttırmışken, sen bu kadar üretimden vazgeçmişken, sen bu kadar ithalata ağırlık vermişken, sen bu kadar dolar bağımlısı bir ülke haline gelmişken, sen enflasyonu düşüremezsin kardeşim. Düşüremezsin. Bu kadar basit. Şimdi gelelim diğerine. Bugün hani diyorlar ya biz Türkiye'nin 30 senesini inşa ediyoruz, 50 senesini. Ben oranımdan bunları söyleyenlere hadi oradan diyorum. Hadi oradan diyorum. Neden? Şimdi siz bu kadar öngörülü olsaydınız eğer Arapların petrolü, Rusya'nın doğalgazı gibi birkaç sene sonra bu dünyanın buğdaya muhtaç olacağını bilirdiniz. Bir tarım ülkesi olarak bu ülkeyi Anadolu'yu buğday cenneti yapıp doğalgazdan, akaryakıttan, petrolden Arapların kazandığı paranın sermayenin daha fazlasını yapabilecekken siz bu ülkedeki buğday üretimini 2007 senesinde, 2006 senesinde oluşturduğunuz bir yasayla resmen katlettiniz ve şu anda gidip savaş halindeki ülkelerden buğday dileniyorsunuz. Bunu yaptığınız bir Türkiye'deki enflasyonu düşüremezsiniz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ve ben burada üzücü bir ekleme yapayım. Benim bir tarafım Eskişehir'de, İç Anadolu'da, orada çiftçilerle konuşuyorum ve diyorlar ki biz önümüzdeki sene arpa, buğday ekmeyeceğiz. Bu kadar. Bu kadar. Yani önümüzdeki sene çok sert bir cevap alacaklar. Yani alacağız, hepimiz alacağız bu sert cevabı İç Anadolu'dan. Ki tahıl deposu deriz oraya. İşte ben bunu anlatıyorum. Bir süre sonra diyorum ya, buna sebep olan insanlar diyorlar ki enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Sen önce bir şekilde bu ülkenin elinden aldığın imkanlarını geri ver. Bırak düşürmeyi.
Mehmet Şimşek %37 devraldı enflasyonu. Çıkarttı %75'lere. Şimdi diyor ki sene sonu diyor %38. Bu başarı mı Emre Bey? Bu başarı mı? Bozduğun bir şeyin tamirini yaptığın zaman başarılı mı oluyorsun? Sen bozmuşsun. CDS'imize 300 lira çekmişler. Paşam CDS'i 1000 lira kim çıkarttı ki? Emre Kulcanay mı çıkardı? Onur Şanakçı mı çıkardı? Kim çıkardı kardeşim? Neymiş efendim? Kur korumalı mevduat belasını temizleyeceklermiş. Kur korumalı mevduat büyük bir belaymış bu ülkenin önünde ekonomisinin. Yapma ya. Biz kur korumalı mevduat çıktığı ilk gün hatırlarsan o zaman Yeni Çağ'daydın. Seninle çıktığı gün ertesi gün yayın yapmıştık. Kur korumalı mevduatla alakalı hatırlıyorsan. O gün evet, demiştim evet. ki o gün demiştim ki Emre Bey demiştim bu kur korumalı mevduat öyle bir pislik öyle bir bela olacak ki 3-5 sene bunu sırtımızdan atamayacağız. Kayıtlar hala duruyor ve doları bir şekilde tutmak zorunda kalacaklar insanlara kur farkı vermesin diye. Şimdi diyorlar ki başımıza bela olan kur korumalı mevduat. Kardeşim kur korumalı mevduatı başa bela eden sensin. Liyakatsızlık içinde idare ettiğin sistemin yapılan bu sistem içinde yapılan her türlü hatanın sorumlusu sensin. Emeklilere verilen 2500 lira aylıkla övünecek kadar kendinden geçmişsin. Bu ülkenin hala 75 ile 45 arasında bir fark yoktur diyecek kadar kendini kaybetmiş bir TÜİK başkanı var. Yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Soracak soru, yapılacak yorum, konuşulacak konu kalmadı bu cümlelerden sonra. Çok teşekkürler Onur Çanakçı vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de sevgiler, saygılar sunuyorum. Herkese Allah kolaylık versin diyorum. Çok teşekkürler tekrar. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Süper teşekkür ve sticker destekleriniz için de şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.